La nuferriku beyne ahadim min rusulihi. Özelliğimiz budur. Onun için diyorum ki Kur'an'ın bu getirdiği değere, ölçüye biz de sadık kalalım. Madem ki İslam'ın içindeler, İslam'ı seviyorlar, İslam'ı yaşama gayreti içindeler, İslam'ı müdafaa ediyorlar. Gayeleri İslam, davaları İslam'sa biz de bütün cemaatleri sevelim. Hiçbir cemaati atmayalım. Hiçbir cemaatin başındaki efendiyi, şeyhi kaldırıp atmayalım. Hepsini beraber bağrımıza basalım, bütünleşelim, toplayalım, ayırmayalım. La nüferriku diyelim. İslam kardeşliğinin çerçevesinden dışarıya atmayalım. Kavgaya, tartışmaya girmeyelim. Falan cemaat, falan efendi, falan tarikat, Nakşi, Kadiri, Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, kavgaya girmeyelim. Hepsi kelime-i şehadeti getiriyor, Kur'an'ın bütününe inanıyor, bütün peygamberleri tasdik ediyor, İslam'ın nizamını kabul ediyorlarsa bazı ayrıntıları kavga konusu yapmayalım diyorum. Doğru mu değil mi? Bütün olalım. La nüferrik, ayırmayalım. Kur'an'da çok muazzam ölçüler var, çerçeveler var. Ne diyor Kur'an? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Dünyanın neresinde olursa olsun, da mekan, mesafe belirtilmiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun, bütün müminler nedir? اِخْوَةٌ Bunu Allah kendisi tayin etmiş, kardeştir diyor. Bütün müminler ama, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Mutlak ve cemi olarak geliyor. Ancak müminler kardeştir diyor. Bu müminler kelimesini oradan kaldırıp, yerine başka bir şey koymak mümkün mü değil mi? Ebediyen mümkün değil. Allah'ın kitabına, Allah'ın kelamına hiçbir katkıda bulunamazsınız. İnnemel müminune ihvetün diyor. Müminler kardeştir. Birisi buradaki müminler kelimesini kaldırıp yerine başka bir kelime koysa mesela ne dese? İnnemen nakşibendiyune ihvetün. Ancak nakşibendiler kardeştir dese bu kişi ne olur siz söyleyin? Kafir olur. Kur'an'ı bozmaktan kafir olur. İnnemel kadiriyune ihvetün. Ancak kadiri tarikatından olanlar kardeştir dese bu adam kafir olur. Kur'an inkar etmiş olur. Allah'ın koyduğu müminler kelimesini beğenmemiş, yerine kendisi bir kelime yuharrifune el kelime amme vadihi sıfatına girer. Yahudi gibi olur. Allah-u Teala Yahudileri böyle suçluyor biliyorsunuz, böyle azap ediyor, böyle ceza vellezine hadu şu Yahudilere dikkat edin. Kur'an'ın tespiti bu. Ne biçim insanlar? Bunlar ne iş yaparlar? يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَعَضِهِ Allah'ın gönderdiği kitap olan Tevrat'ın içinden bazı ayetleri çıkartırlar, kendi kafalarından ayet kollar. Bazı kelimeleri çıkartırlar, kendi kafalarından kelime koyarlar. Bak bu Yahudiler bunlar. Müslüman bunu yapamaz. Kıyamete kadar innemel müminine kalacak. Değiştiremezsiniz. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Ancak müminler bütün dünyada kardeştir. Bunu kaldırıp da اِنَّمَا الرَّفَاهِيُّونَ اِخْوَةٌ Refahçılar kardeştir dese kafir olur. Değiştiremezsiniz. اِنَّمَا السُّلَيْمَانِيُّونَ اِخْوَةٌ Ancak Süleymancılar kardeştir, kafir olur. اِنَّمَا الْمَنْزِيلِيُّونَ اِخْوَةٌ Bunu Allah koymuştur oraya. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Müminse ayıramasın. Çarşaflı çarşaflı, sakallı sakalsız ayıramasın. Hepsi mümindir bunların. Tefrika çıkarmayacaksın. Sakallı sakalsız, çarşaflı çarşafsız, cübbeli cübbesiz, şalvarlı şalvarsız. Ne bu ya? Bu tepazelik vallahi bu. Alemi İslam alabildiğine kan kaybediyor, can kaybediyor. Her şey allak bullak olmuş. Bizimkiler çaput kavgası yapıyor, çaput. Veya kaput kavgası yapıyor. Çok korkunç bir cehalettir bu. İnnemel müminune. Mesela Allah'ın layık gördüğü bu kelimeyi layık görmüyor musunuz? Ama ne yazık ki, ne kadar yazıktır ki bunca zaferlerin, peygamberlerin zaferlerinin isabet ettiği bir gün olan 10 Muharrem'e yeryüzünde ondan daha büyük cinayet olmayan bir hadise de aynı gün tecelli etmiş. O da nedir siz söyleyin? Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimizin katledildiği gün isabet ediyor 10 Muharrem'e. Kerbela vakası.